Kur'an'ın üslubu nefi ve ispat üslubudur. Allah konusunda. Kur'an Allah'ı tarif ederken nefi ve ispat yöntemini kullanır. Aslında her hususta kullanır. Çünkü Kur'an'ın üslubu budur. Celal ve cemal tecellisi diyoruz biz buna. Bu tecelli Kur'an'ın üslubunda da gözükür. Adeta eşyadaki çift boyutluluk vahide böyle arz etmiştir. Arz-ı endam etmiştir. Kelime-i tevhid en tipik örneğidir bu. La ilahe illallah. Nefi ve ispat. Yani önce yok, sonra illa. Önce la, sonra illa. Önce böyle, sonra böyle. Önce la, sonra illa. Namazda da la ilahe illallah'ın simgesel karşılığı budur. Elinizin üstüne atacak, dünyanızı arkanıza atacaksınız. Ondan sonra ahiretinizi elinizin içine koyup bağrınıza basacaksınız. Namaza öyle duracaksınız. Yoksa duramazsınız. Onun için la ilahe. Allah'tan başkasını arkasına atacaksınız. İllallah'ı bağrınıza basacaksınız. Dolayısıyla nefi ve ispat aslında hayatın en güzel izahıdır bu mana. İlah yok. Hiçbir ilah. Sadece Allah var. Allah %100 Allah'tır diye de çeviriyorum ben bunu arası. Yani %100 Allah olmak ne demek? İnanın sıkıntımız Allah'a %90, %95, %80. Yani Allah'a yüzde kaç Allah olarak bakıyorsun, inanıyorsun diye sormak lazım. Sıkıntı burada. Çünkü müşrikler Allah'ı inkar etmediler ama %50 bölüştürdüler. Allah'ın olan vasıfları Allah'tan başkasına yakıştırdılar. Sıkıntı oradaydı. Onun için Allah yokmuş gibi konuşmayı yasaklar bize bakınız. Uzak bir Allah inancından söz ettiğimde Ayet-el Kürsi'yi hatırlamadım. Şimdi aklıma geldi. Namazlardan sonra Ayet-el Kürsi'yi niye okuruz? Uyumayan ve unutmayan bir Allah'ı hatırlamak için. لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْ Uyumayan ve unutmayan bir Allah. İnsanoğlu nedense öbürünü istiyor. Yani unutsun istiyor. Haşa. Eğer yani unutsa bayram edecek. Ama tabii bu kendi hatalarında unutsun istiyor. Başkalarının hatalarında hiç unutmasın istiyor. Düşünün. Eğer yani Rabbimiz sizin dediğiniz gibi olsun dese şu kainat kaosa dönüşecek. Kozmos kaosa dönüşecek. Hiçbir şey yerinde kalmayacak. Mümkün de değil zaten. Uyuyan bir Allah. Niye? Mal mı kaçıracak? Evet. Bir şeyler yapmayı düşünüyor demek. Unutan ve uyuyan bir Allah özleyenler bir şeyler yapmayı düşünüyorlar. Kötülük planlıyorlar demektir. Onun için Ayet-el Kürsi ile bize her gün, her vakit namazda uyumayan ve unutmayan bir Allah hatırlatır. La te'huduhu sünetun ve la nevm. Kafirun ve İhlas suresine bakın, nefi ve ispat bahsinde. Kafirun suresi la ilaheye, İhlas suresi illallah'a tekabül eder. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki ey kafirler, ey inkarı hayat tarzı edinenler. La a'budu ma ta'budun. Kulluk etmem sizin kulluk ettikleriniz. Burada nefi var. Yapmam, yapmam, yapmam. Siz de yapmazsınız efendim. En sonunda lekum dinukum veliye din. Veliye dinin aşılımı ise kul huvallahu ahad. Orada. De ki Allah tek birdir. Bir tektir. Orada ispatı var. İllallah orada. Kur'an'ın üslubu burada. Ayet-el Kürsi, Kur'an'da Allah'ın tanıtıldığı yerlerden biri.
Haşr suresinin son ayetleri. Ayet-el Kürsi, İhlas suresi gibi yerler, Kur'an'da Allah'ın tanıtıldığı yerlerdir. Kur'an'da Allah'ın tanıtıldığı yerler, Kur'an'ın zirvesidir. Neden? Allah'ın Allah'tan söz ettiği yerler, Kur'an'ın zirvesidir. Evet. Nefi ve ispat çok ilginç bir biçimde önümüze geliyor. Leyse kemislihi şey ayetiyle karşılaşıyorsunuz, bir yerle bakıyorsunuz. Hiçbir şey onun gibi değildir. Yani mot amot, harfi tercüme etsem herhalde böyle tercüme ederim. Birkaç versiyon tercüme edilebilir bu ibare. Hiçbir şey onun misli değildir. Misl ilginçtir. Benzer kelimeler grubu vardır. Nid, eş demektir. Şekil, benzer demektir. Kaf teşbih edatı da buna girebilir. Efendim. Ama diğerleriyle bunlar arasında fark vardır. Misl, şekil mesela sayı bakımında dış görünüş açısından benzerlik demektir. Şekil. Nid, iç görünüş açısından benzerlik demektir. Ama misl hem iç, hem dış, hem sayı, hem kemiyet, hem keyfiyet bakımından hiçbir şey onun gibi değildir, o hiçbir şey gibi değildir demektir. Misl hepsini kapsar. Dolayısıyla aklına ne geliyor, o Allah değildir der. Allah deyince aklına ne geliyor? O Allah değildir. Çünkü Allah değillemeler üzerinden tarif edilebilir. Şudur üzerinden tarif etmek için Allah'ı kapsayacak bir akıl lazım. Haşa, o da bizde yok. Onun için değilleme üzerinden. Onun için Allah hakkında düşünmenin doğru yönü varlıktan Allah'a doğrudur. Mahlukattan yaratana doğrudur. Halika doğrudur. Tersi bir yön, ters bir yöndür. Onun için Allah hakkında sorular Allah'tan başlıyorsa yanlış sorular. Allah hakkında sorular sorulacaksa mahlukattan başlamalı. Ki doğru olsun. Çünkü insan anladığı bir yerden başlayarak anlamadığını anlamaya çalışır. Anlamadığı bir yerden başlayarak nasıl anlamaya çalışır? Düşüncenin doğru yönü mahlukattan Halik'a doğrudur. Tersi yanlıştır. Onun için Allah hakkında soru sormaya insanlar çalıyı tepesinden sürmeye başladığı zaman anlamıyor, anlamayacak demektir. Onun derdi var demektir. Aslında Allah'ı tanımaya çalışmıyor demektir. Ona cevap da verilemez zaten. Hiçbir şey onun gibi değildir. Bu ayetin karşısına bak. Bakınız, bu ayet nefidir. Yani nefy ediyor. Hiçbir şey onun gibi değildir diyor. Değilleme yapıyor. Ama bunun karşılığında kulle yevmin huve fî şer. O her an iş başındadır diyor. Çok ilginç. Bir karşıtlık görüyoruz. Bu karşıtlığı birazdan teşbih ve tenzihle de göreceğiz. Rahman suresi. Rahman sıfatını açan bir sure. Rahman suresini okuyun. Rahman ne demektir sualinin cevabını görürsünüz orada. Er-Rahman. Orada bir soru işareti var. Rahman mı? Allemel Kur'an. Kur'an'ı o öğretti. Halakal insan. İnsanı o yarattı. Allemehul beyan. İnsana kendini ifade etme yeteneğini o verdi. Eşşemsu vel kameru bihusban. Güneş de, ay da onun hesabına göre, onun koyduğu hesaba göre döner dururlar. Görevlerini yaparlar. Ve necmu ve şeceru yescuden. Yıldızlar da, ağaçlar da veya yüksek bitkilerde, alçak bitkilerde, necm aynı zamanda ota denir. Yescuden. Secde etmektedirler. Gök ve yer ehli, gökteki ve yerdeki tüm varlıkları ifade eder aslında.
Ennecmu ve şeceri yescudan. Secde ederler. Nasıl secde ederler? Allah'ın emrine amadedirler. Yani onun koyduğu yasaya boyun eğerler. Onun yasasından dışarı çıkmazlar. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. O halde Rabbinizin hangi bir nimetini yalanlarsınız? Bu ayet bu surede 31 kez geçer. Fakat 31 kez tekrar edilmez. Aynı cümledir, aynı kelimedir, aynen gelir fakat hiçbiri diğerinin aynısı değil. Neden? Çünkü 31 kez geldiği yerde hemen üstündeki nimetleri inkarı ifade eder. Hemen üstündeki nimetleri, bir önce gelen nimetlerin inkarını ifade eder. Onun için tekrar yoktur. Bu bile tekrar değilse Kur'an'da tekrar olduğu söz edilemez. Gerçek bir tekrardan söz edilemez. Onun için Rahman suresi Allah'ın bir isminin adeta tefsiridir. Rahman isminin tefsiridir. Başka bir şey değil. Eğer Rahman'ı öğrenmek istiyorsanız, tefsir etmek istiyorsanız Rahman suresine bakın demektir. Esma varlığını ispata değil, hayata müdahil oluşuna delalet eder. Esma Allah'ın varlığını ispata delalet etmez. Onun için ispat etmek için bir gayret göstermez Kur'an. Kur'an'da mesela Allah'ın varlığını ispat için bir ayet bulamazsınız. Bunu gereksiz sayar. Lüzumsuz sayar. Hatta bunu Allah'a karşı işlenmiş bir suç sayar. Yani Allah vardır demeyi ayıp sayar. Onun için Kur'an'da böyle bir şeye, böyle bir cümleye, buna yakın bir cümleye rastlayamazsınız. Çünkü Allah'ın yokluğu muhaldir. Düşünülemez. Bu manada gerçek ateizm yoktur. Mutlak bir ateizmden hiç kimse söz edemez. Mısırlı biri Fransa'dan yeni gelmiş. Mısırlı üstadlardan birine demiş ki ben ateist oldum Fransa'da. Yok ya demiş. Vallahi de billahi de ateist oldum. Ateist olmuş. Vallahi ateist olmuş. Buna benziyor. Dolayısıyla mutlak ateizm imkansızdır. Çünkü bir, akıl sebep-sonuç ilişkisi içerisinde kodlanmıştır. Bildiği ve bilmediği her şeyi sebep-sonuç ilişkisi içerisinde kavrar veya kavrayamaz. Dolayısıyla sebep-sonuç ilişkisine kodlanmış olan akıl, varlık üzerinden var edeni mutlaka bulur. Sanat varsa sanatkar olmaması düşünülemez. Fiil varsa failsiz olamaz. Eser varsa müessir mutlaka vardır. Kitap var, yazar yok. Olacak şey mi? Olacak şey mi? Elbise var, terzi yok. Olacak şey mi? Ayakkabı var, ayakkabıcı yok. Olacak şey mi? Kapı var, dülger yok. Olacak şey mi? Bina var, mühendis yok. Veya kalfa yok. Olacak şey mi? Ya bu kadar basit şeylerde bile bunu söyleyemiyoruz da nasıl şu kainat binasının ustasının olmadığını söyleyebiliriz. Şu muhteşem kainat binası. Gökleri boşlukta, yıldızları boşlukta, galaksileri boşlukta, bir teviye milyarlarca yıl döndürüp duran bir gücün olmadığını söylemek çıldırmakla eş anlamlı. Dolayısıyla burada Kur'an Allah'ın varlığını ispata yeltenmez. Bunu gereksiz bulur, lüzumsuz bulur. Zaten Allah yok demek kendi içerisinde bir mantık hatasıdır.
Çünkü yokun adı olmaz. Bana bir şey söyleyin ki yok olsun. Yoksa niye adı var? Allah diyorsunuz, yok diyorsunuz. Olur mu öyle şey? Bu bir mantık hatasıdır. Bu bir totolojidir. Onun için kendi içinde çelişki barındırır. Ya ne yapar Kur'an? Hayata Allah'ın müdahil oluşunu ispat eder. Kur'an'ın derdi budur. Yani Kur'an, Allah hayatınızın içindedir. Her an müdahildir. Her an aktif ve aktüeldir. Her an Allah sizinle beraberdir. Sorun Allah'la ilgili değildir. Sorun sizinle ilgilidir. Siz Allah'la beraberdir. Allah'ın sizi sevdiğine dair hiçbir problem yok. Siz Allah'ı seviyorsunuz. Allah'ın sizi zikrettiğine dair hiçbir problem yok. Siz Allah'ı zikrediyorsunuz. Allah'ın sizin için hayır dilediğine dair hiçbir problem yok. Hiç tereddüdünüz olmaz. Siz kendiniz için hayır diliyormuşsunuz. Sorun bu. Bu sorun. Kur'an sorunu böyle koyuyor. Bu merkezde koyuyor. Tenzih ve teşbih, esma bahsini işlerken temel bahislerden biridir. Ama çok teorik bir bahistir. Tenzih, Allah'ı varlığın tamamen dışında bilmek. Her şeyden münezzeh bilmek. Her şeyin ötesinde aşkın ve müteal olarak bilme anlamına gelir. Teşbih ise tam tersi, Allah'ı içkin varlıklar içinde tarif etmek. Allah'ı yer kaplayan, özgül ağırlığı olan varlıklar içinde tarif etmek veya onlara benzeterek tarif etmeye de teşbih denir. Peki bir mümin gerçek bir denge, Allah hakkında bir tasavvur, dengeli bir tasavvur nasıl olmalı? Ne mutlak teşbih, ne mutlak tenzih. Teşbih ile tenzih arasında bir denge. Mutlak, zaten mutlaktan bahsediyorum ben. Mutlak tenzih, Allah'ın hayata müdahil olmadığı sonucuna götürür insan. Çünkü her şeyin ötesinde hiçbir şeye karışmaz, hiçbir şekilde ulaşılmaz, hiçbir şekilde tanınamaz, bilinemez. İşte Yahudilikteki Tanrı Yahve inancı bu olduğu için Yahvist gelenek Tanrı'nın yerine İsrailoğullarını koymuştur. İsrailoğulları Tanrı olmuştur. Çok ilginç. Tanrı'nın oğulları. Unutmayın. Nahnu ebnaullah ve ahibba'u. Kur'an da bunu söylüyor. Öyle diyorlar. Yahve ne demek? Yahüve demek. Ey o olan. Adı söylenmezdir. Yahudi geleneğinde Tanrı'nın. Çünkü adını çok özel insanlar dışında kimse bilmez. Onlardan öğrenmek için de duygusal bir takım işlemlere ihtiyaç vardır. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl kumpas kurulmuş? Tezgah nasıl kurulmuş? Efendim? Ve işte o bize de geçmiş olan ismi azam şeyi oradan gelir. Kültü diye. Bu bizde değildir. Bizde başlamamıştır. Ama onlardan bize geçmiştir. Elhamdülillah insanlar bakıyorum. Benim gençliğimde hatta çocukluğumda çok yaygındı bu kült. Elhamdülillah insanlar vahiy ile iştigal ede çok mesafe alınıyor aslında. Bilmem farkında mısınız? Çok mesafe alınıyor. Yani artık elhamdülillah beyan ekolü de, bürhan ekolü de, irfan ekolü de hangi ekol olursa olsun Kur'an'ı göz ardı eden bir Müslümanlığı getiremiyorlar. Elhamdülillah. Buna ne kadar şükretsek azdır ama daha alınacak çok yol var. O da ayrı bir mesele. Tenzih bu. Mutlak aşkınlık, mutlak öte. O zaman hayatın içinde Allah yok. Allah'ı anlayamazsınız, tanıyamazsınız, sevemezsiniz hatta. Çünkü tanıyamazsınız, sevesiniz. Sevmek bile suç olur o zaman. Sen kimsin ki seviyorsun? Olur. Peki teşbih ne? Antropomorfizm diyor ecnebiler buna. Yani Allah'ı cisimlerden bir şeye benzetmek. Teşbih bu. Benzetme.
Mutlak teşbih de yanlış. O zaman ne oluyor? Hulül ve ittihat inancı oradan çıkıyor işte. Hulül, Allah bir insana girdi, bedenlendi. Haşa. Onun için tarihte, mesela tarihte Dürziliğin çıkışının sebebi budur. Dürziliğin kurucusu Allah'ın kendisinde bedenlendiğini iddia etmiştir. Nusayriliğin kurucusu, Nusayrilik şimdi dengeli bir noktaya doğru geliyor. Yani İslami bir noktaya doğru geliyor. Fakat kurucusu Allah'ın kendisinde bedenlendiğini iddia etmişti. Hallacın da böyle bir iddiası var. Enel hak derken tabii o tevil ediliyor falan ama öyle bir iddiası var. Yani işte ittihat dediğimiz, hulül dediğimiz inançlar, yani vahdeti vücutta böyle bir koku var. Böyle bir koku var. Yani bunun modern çağlardaki karşılığı kadıyanilik oldu. Hatta Bahailik de öyle. Bahaullah İran'da ortaya çıktığında Tanrı'nın kendinde bedenlendiğini, önce kitap geldiğini söyledi ki onların bir indiğini söyledikleri münzer kitapları var. Ondan sonra da Tanrı'nın kendine bedenlendiğini. Kevir çölüne çıkardı bu 16 yaşındayken. Çöl sıcağının altında 60 derece sıcakta akşama kadar beklerdi. Demek ki beyni sulanmış. Hakikaten yani şey olsun diye söylemiyorum. Yani böyle bir şey söylemek için insanın beyninin sulanması lazım. Aynı şey, benzer bir şey Kadıyani, Ahmet Kadıyani içinde oldu. Ve Pakistan, Hindistan bölgesinde, o zaman Pakistan yok tabii. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın en başlarında zaten o zaman vefat etti. Ahmet Kadıyani ne yaptı? Önce Mehdi olduğunu ilan etti. Mehdiliğini kabul ettirdi. Fakat o sınırda kalmadı. Bir ileri sınıra geçti. Mesih olduğunu ilan etti. Şam'a inecek deyince demiş ki yahu bizim şehir de tam Şam'a benziyor zaten. Orada da kalmadı. Peygamber olduğunu ilan etti. Yani durmuyorlar. Bir yerde dursalar da rüşvet verseniz ama olmuyor yani. Peygamber olduğunu ilan etti. Ve orada da durmadı. Budizm'de Krishna, Kirşen. Krishna aslında Tanrı'yı, Tanrı'nın üçte birini ifade eder. Vishnu, Shiva, Krishna. Krishna aslında Nirvana'ya eren bir Budist'in tanrılaşmasıdır. Onun için bir Budist der ki, yani ne olacak siz de tanrı olabilirsiniz der. Ya konuşun, sohbet edin, ben ettim. Efendim, yani siz de tanrı olabilirsiniz der. Yok ya, yani zannedersin ki çarşıdan 2 kilo üzüm alıyorsunuz. Bu kadar. İş bu kadar sulanabiliyor ya. Siz de tanrı olabilirsiniz. Yılan oluyor, fare oluyor, maymun oluyor. Unutmayın. Efendim. Onun için Lao Tse'nin dediği gibi, affedersiniz, fil efendim dışkısına bakmış, Tanrımı görüyorum demiş. Haşa. İş çığırından çıkarsa nereye geleceğini, bunları huzurunuzda söylemezdim ama iş çığırından çıkarsa nereye geleceğini anlayın. Dolayısıyla bu örneklerde görüldüğü gibi iş sapınca nereye geliyor görüyorsunuz. Teşbih ve tenzih arasında denge nedir? Mutlakları atıyoruz. Mutlak teşbih de yanlış, mutlak tenzih de. Mutlak teşbih yok. Mutlak tenzih de yok ama tenzihe delalet ediyor zaten. Leyse kemislihi şey bir tenzihtir. Kur'an'ı tenzih. Ama onun karşısında külle yevmin huve fî şe'n bir teşbihtir. Mutlak değil, teşbihtir. Esma teşbihi ifade eden huve tenzihi ifade eder. Onun için kul huvallahu ahad. Alın bir ayet içinde hem tenzih hem teşbih. İbham içinde ma'lum, ma'lum içinde ibham der. Elmalı ne kadar güzel bir ifade. Evet. Nasıl diyeceğiz? Hüve'ye dönüyor Allah. Ama aynı zamanda ahad'e de dönüyor. Kul huvallahu. Aslında cümle tamamlandı. Mübteda haber, isim cümlesi. De ki, o Allah'tır. Tamam. Allah kimdir? O'dur. O kimdir? Allah'tır. O Allah. Allah o.
Allah isim o. O. Oraya gelince bitiyor, duruyor. Hiçbir şey düşünemiyoruz. O. Kim o? Allah diyor. Allah kim? O. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl teşbihle tenzih arasında zihni nasıl yenip götürüyor? Bu muhteşem bir şey. İnsan ruhunu iki tarafından geriyor ki harika ses çıksın diye. Akordunu veriyor. Dolayısıyla ruha akort veriyor. Bir tarafı teşbihe, bir tarafı tenzihe bağlı. Onun için bu noktada zaten sen gidip gelirken, gidip gelirken yoruluyorsun. Allahu Ekber diyorsun. Tamam ya Rabbi diyorsun. Haddimi biliyorum ya Rabbi. İdraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez diyorsun. El-aczu an derkil idraki idrakun vel-bahtu an sırrı zatillahi işrakun diyorsun. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer gibi. Allah'ı idrak etmek, onu idrak etmekten aciz olduğunu idrak etmek. Bunu itiraf ediyorsun. Yani ama yorulmadan olmuyor tabii bu. Gidip gele gele, gidip gele gele aklın yoruluyor. Ve anlıyorsun ki akılla olmuyor. O zaman anlıyorsun. Haddini biliyorsun. Zaten Allah'ın büyüklüğünü, haddi hududunun olmadığını bilmek de bu değil mi? İsteva alel arş. Arşa istiva etti. Allah arşı kapladı. Nasıl anlayacağız? Ama müstevi yok Kur'an'da. İsim olarak müstevi yok. Fiil olarak isteva alel arş var. Allah'ın istiva ettiği var da müstevi ismi yok. Kimse kalkıp da Allah'a müstevi ismini vermez, veremez. Allah bunu isim olarak edinseydi kendisi edinirdi. Bu fark ayrı bir fark. Ona herhalde vaktimiz yetmeyecek. Hemen toparlıyorum. Görür ve işitir. Ama koklamaz ve tatmaz. Farkında mısınız? Çok ayrı şeyler bunlar. Görür ve işitir. Görmesi ve işitmesi hiç garibinize gitmiyor. Eğer koklama ve tatma dedim, bakınız hemen şey yapıverdiniz. Garip geldi. Yabancı geldi. Farkında mısınız? Ruh aşina değil. İtiyor. Çünkü koklama ve tatma nakısların işi. Tatmak için yemek lazım. Bilmem anlatabiliyor. Evet. Dolayısıyla görme ve işitmede organ akla, organ zorunlu değil. Ama koklama ve tatma da organ zorunlu. Onun için kullanılmaz. Bakın. Farkı bu. Evet. Allah hakkındaki her benzetme zorunlu olarak müteşabih olmak durumunda. Çünkü Allah hakkında. Allah hakkında beşer dili hakikati ifadeye yetmez. Ve unutmayalım, Kur'an Allah'ın kelamıdır ama Arapça insanın anladığı, konuştuğu, beşerin konuştuğu bir dildir. Ve zorunlu olarak müteşabih olmak zorundadır. Harika bir örneği var. Ve ma rameyte iz rameyte velakinne Allahe rama. Enfal suresinin 17. ayet. Tam olarak tercüme ediyorum. Ve ma rameyte iz rameyte. Attığın zaman sen atmadın. Ve ma rameyte. Atan sen değildin. İz rameyte. Ki sen attın. Attığın zaman. Attın, sen attın, atan sen değil. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى Fakat Allah attı. Biraz önceki gibi. Vallahi. O Allah, Allah o. Sen mi attın? Sen atmadın mı? Ama sen attın diyor. اِذْرَمَيْتَ Attığın zaman atan sen değil. Fakat Allah attı. Aman Allah'ım. Anladık ya Rabbi. Tamam. Kurban olalım sana. Tamam ya Rabbi. Teslimiz. Teslimiz ya Rabbi. Sen attın ya Rabbi. Evet.
peygamber için söylüyor. Attığın zaman sen atmadın. Fakat yerden bir avuç şey almıştı ve atmıştı. Aslında o bir sembol. Onun için Allah. Dolayısıyla bir mümin tüm başarıların arkasında Allah vardır. Bunu bilir. Hedefini bulan ok ben attım da vurdum demez. Hedefini bulan her ok Allah isabet ettirmiştir. Hedefini bulmayan oksa ben isabet ettirememişim. Evet. İsim ve sıfata geldim ama vakit doldu. Siz de doldunuz. Bakıyorum. Efendim. Bu aslında aşırı bir yükleme. Bu kadarını kaldırmaz aslında. Biliyorum. Ne kadar döktünüz, ne kadar ne aldınız onu da bilmiyorum. Tabii kabınızın büyüklüğü oranında. Ama ne olursunuz, öğrenmeyi anlık bir süreç olarak bilmeyin. Öğrenmek şu an olup biten bir şey değildir. İnsan zihni bir mucizedir. Muhteşem bir mucizedir. Şu anda alır, eşleştirdiği zaman dağarcıktan çıkar ve karşılaştırır. Hiç farkına varmaz bir zaman bir yere attığını. Onun için folder'a atmıştır. Dosyaya atmıştır. Korkmayın siz. Bir gün çıkarır. Anladığınızda öğreneceksiniz. Şu anda değil. Rabbim anlamayı nasip etsin. Amin. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Evet, bir duyurumuz var aziz dostlar. Bu biraz tebessüm ettirici bir duyuru. Engizisyon Mahkemesi'nin ilk yasakladığı kitaplardan bir tanesi Aristo'nun Gülme Üzerine adlı risalesidir. Kilise babaları, özellikle İskenderiye ekolü, Hristiyanlıkta gülmenin günah olduğu kanaatindedirler. Onun için sürekli gülmekten uzak durmayı sofuluğun bir göstergesi olarak bilirler. Hatta gülmeyi günah olarak bildikleri için günahı gülmeyi lanetlenmiş olarak niteler bir İskenderiye kilise babası. Ama acaba yeryüzündeki değerler sistemleri içerisinde buna benzer bir başka söz var mıdır? Tebessümü sadaka sayan bir başka söz. Müminin mümine tebessümü sadakadır. Allah Allah. Yani cebinden para vermiş gibi tebessüm etmesi sadaka sayılıyor. Sadaka biliyorsunuz Allah'a sadakatin ispatına denir. Tebessüm ediyorsunuz sadaka yerine geçiyor. Ve Rabbimiz defterimize, ahiret defterimize bir sürü sadaka yazmış. Ya Rabbi inan ben bunları vermedim. Tebessüm et. Yani ucuz zannediyorsunuz. Ama inanın birçok insan kendisine sadaka vermenize bozulur da tebessüm etmenizden memnun olur. Öyle değil. Çünkü birçok insan sadakaya muhtaç değildir ama herkes tebessüme muhtaçtır. Fakat nasıl tebessüm edeceğiz? O kadar dünyamız koktu ki, o kadar kokuttular ki, yüzümüz buruşuk buruşuk o kadar uzun süre geçti ki tebessüm etmeyi unuttuk. Bu konuda ilginçtir. İslam'da gülme risaleleri yazılmıştır. Bunlardan biri de daha geçen okudum. Türkçesi yok maalesef. Ebu Hayyan et-Tevhidiye ait bir yazı okudum gülme üzerine. Onun resaili, tüm risalelerini toplayan, efendim Osmanlı döneminde basılmış bir eser geçti Arapça elime. Daha doğrusu araya araya buldum. Bu çok cins bir alimdir. 114 yaşında vefat etti. 90 küsür yaşında tüm eserlerini ateşe verdi. Siz bunun ne demeye geldiğini gelin de bana söyleyin. Cih virüsünden dolayı bilgisayarım çökmüştü de fi tarihinde 98 yılında.
bilgisayarımın içerisinde çok değil, kısmen tefsirimin bir kısmı çöktü diye 3 gün uykularım kaçmıştı. Uyku uyumamıştı. Siz bunu gelin de bana sorun. Bir alim kendi eserlerini elleriyle niye yakıyor? Böyle cins bir kafa. Kim bilecek kıymetini demiş ateşe vururken. Allah Allah. Evet, kim bilecek? Çünkü ömür boyu mahrumiyet içerisinde efendim işte ıstıraplarla, insanların hak bilmezlikleriyle, kadir bilmezlikleriyle karşılaşmış. 90 mütecaviz yaşta da kibriti vurmuş. Hele ki bazı eserleri bize kadar gelebildi, nasıl geldi bilmiyorum. Efendim, demek ki o zamana kadar birileri istinsak etmiş. Efendim, işte onun gülmeye dair bir eserini okudum. Bergson'unkini okumuştum, biliyordum. Ama efendim, bizde gülmeye dair harika risaleler yazılmıştı. Bizde gülme yasaklanmaz. Ne yapılır? Sadece sınırlanır. لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَدَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا Eğer benim bildiğimi bilseydiniz, az güler çok ağlar. Zaten Kur'an'da da gülme ile hüzün dengelenmiş. هُوَ اَدَحَكَ وَاَبْكَ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا Allah güldüren de o, ağlatan da o, öldüren de o, dirilten de o. Ne güzel. Görüyor musunuz? Gülmenin Allah'a isnat edildiği bir kitabımız var. Muhteşem. Onun için demek ki gülmeyi Allah'a isnat edince gülmek ibadet olup çıkıyor bu manada. Gülmeyi unuttuk. Gülmeyi öğrenmemiz lazım yeniden. Ve Asım Bey kardeşimiz, eyvallah. Görüyorsunuz Asım Bey kardeşimizi. Dişin tırnak. Şöylesine yoksullukların kol gezdiği bir ülkede. Efendim, yani yoksulluktan bahsedişim paradan değil. Bizim yoksulluğumuz estetik yoksulluğu. Bizim yoksulluğumuz sanat yoksulluğu. Bizim yoksulluğumuz değer yoksulluğu maalesef. Tüm dünyanın en büyük değerlerinin üstünde oturduğumuz halde yoksulluk çekiyoruz. Yani su kuyusunun üstünde susuzluktan ölüyoruz. Ve bizim aklımızdan, İslam aklından yola çıkarak bir mizah üretmeye kalktı kardeşlerimiz. Ve caf caf çıktı. Ya hocam işin yok mu Allah aşkına? Yani işim bu. Bunu desteklemek zorundasınız. Bunu desteklemekle memursunuz. Siz hiç ürettiniz mi? Bir tek şey söylüyorum. Allah emeğe saygı duyar. Siz de emeğe saygı duyar. Ne olursunuz. Onun için Cafcaf bugünden sonra satışı artmazsa Asım'ın gel bana. Ben hesap sorarım. Söyleyecek bir şeyler var mı? İstersen bir iki kelam et. Yani hakkınız değil efendim. Buyurun. Peki. Peki. Biz teşekkür edelim. Kardeşlerimize dergi hediye edeceğiz burada inşallah. Maşallah. Çıkışta da bir masanız var mı? Var. Tamam. Çok güzel. Evet. Desteklenmeli. Caf caf ölmemeli. Bu memlekette mizah lemanların eline kalıyorsa eğer bundan siz de sorumlusunuz. Sizin inancınızla dalga geçiyorlar. Haberiniz var mı? Ne hakkınız var şikayet etmeye eğer caf cafı desteklemiyorsunuz? Destekleyin. Teşekkür ederim. Bu onlara bir sene gider. Gerisini Allah bilir inşallah. Evet. Bir dua talebi var. Hem de çok özel bir dua talebi. Yaşar Değirmenci Hocaefendi kardeşimiz sizlerden dua talep ediyor. Ağır bir imtihan geçiriyor. Kanser illetiyle boğuşuyor. Biliyorsunuz aranızda yıllar yılı tefsirin, Kur'an'ın talebesi oldu fakir gibi. Sizin dertlerinizle dertlendi, sevinçlerinizle sevinçlendi. Şimdi ise
böyle bir imtihana tabi tutuldu. Onun için Yaşar Değirmenci hocamıza dua edelim. Rabbim şifaya versin. Amin. Melekleriyle yardım göndersin. Amin. Kapılar açsın. Amin. Rabbim imanla yaşasın. Amin. Hepimizin canını imanla alsın. Amin. Tüm hastalarımıza da şifalar versin. Amin. Cef Cef Mizah ekibi olarak geldik. Destekleriniz, dualarınız için müteşekkiriz. Akabe'den gördüğümüz iltifatı başka bir yerden görmediğimizde eklemek isterim. Asım Gültekin. Elhamdülillah. Bu da Akabe farkı olsun. Elhamdülillah. Yüzümü ağarttınız. Rabbim de sizin yüzünüzü ağartsın. Allah yoktur demek mantıksızlıktır. Yokun adı olmaz dediniz hocam. Ben inanmayan insanlara bunu nasıl anlatabilirim? Çünkü bizim varlığına inandığımız birçok şeyin de adı var. İnanmadığımız birçok şey. O zaman nasıl adı olan vardır? Mesela varlığına inanmadığımız neyin adı var? Hayalet. Efendim? Hayalet. Hayalet bir varlık değil ki. Hayal. Adı üzerinde. Hayal. Muhal. Dolayısıyla o zaman yok da bir vardır. Eğer öyleyse doğru değil. Yoku var kabul edeceksek, yani yok diye bir şey var diyeceksek, hayalete de var deriz. Onun için yok, o bir imajdır. Hayal adı üstünde. Olmayan bir şeymiş gibi telakki etmek, o ayrı bir şey. Varlık üçtür. Bir, zihni varlık. İki, lisani varlık. Üç, hakiki varlık. Bir şeyin kendi varlığı, mesela mushaf, Kur'an, bu hakiki varlıktır. Bunun zihni varlığı mushaf deyince zihnimizde akla gelen şeydir. Lisani varlığı mushaf veya Kur'an kelimesidir. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu üçünden biri varsa ona var denilir. Varlık telakkilerinde. Eyvallah. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım hadisi şerifini nasıl anlamamız gerekir? Başka bir hadis-i şerifte de ben bir gizli hazineydim. Bilinmeyi murad ettim ve alemleri yarattım buyuruyor. Bu bağlamda birinci hadisin tahkiki nasıl yapılır ve Kur'an'a uygunluğu nasıl değerlendirilir? Tabii şimdi birini diğerine eğer mesnet yapacaksak bozacının şahidi sıra şıracı olmuş olur o zaman. Yani çünkü aslı olmayan bir haberi aslı olmayan bir haberle teyit etmek gibi olur bu. İkisinin de hadis tekniği açısından hiçbir kaynakta hiçbir yeri yoktur. Hadis tekniği açısından. Bir kere levlâke levlâk lemâ halaktul eflâk haberinin temel kaynaklarımızda herhangi bir karşılığı yoktur. Sahih hadis kaynaklarımızın hiçbirinde yer almazlar. Bunu mevzu hadisleri, uydurma hadisleri toplama iddiasıyla yazılmış olan bir kitapta görürüz. Orada zaten der ki efendim müellifte bu sahih değildir. Yani yoktur ama manası sahihtir der. Nasıl oluyorsa. O da kendi değerlendirmesi tabii. Ötekine gelelim. İbn-i Arabi'nin kalbim Rabbimden nakletti ki dediği türden bir nakildir, rivayettir. O da kuntu kenzen mahfiyen ahbabtu ilahir diye devam eden bir haberdir. Ben gizli bir hazineydim. Sevdim, kendimi sevdim ve sevilmeyi diledim. İşte devamı da denildiği gibidir soruda. Bu da sahih kaynaklarımızın hiçbirinde yaklaşık olarak dahi olmayan bir haberdir. Ama bunu hadis diye değil de metafizik olarak varlığın ortaya çıkışını izah sadedinde bir görüş, bir metafizik görüş olarak ileri sürülürse hiçbir beis yok. Gerçekten Allah bilinmeyi dilemiştir. Zatını sevmiştir. Sevilmeyi istemiştir. Varlığı yaratmıştır. Bunu hadis kisvesi altına sokmanın da gereği yoktur. Peki hocam diyeceksiniz, böyle niye yapıyorlar? Bu rivayetin otoritesi dediğim zaaftan dolayı. Üç Muhammed'de bunu derin derin işledim. Maalesef kadim
cahiliye Arap aklının böyle bir geleneği var. Nedir cahiliye Arap aklında? Sözlü gelenek yazılı olmadığı için her şey rivayeten geliyor. Bir de atalar kutsandığı için atalar bir şeyi rivayet etmişse o hakikattir. Şimdi bu tabii ki İslam döneminde de devam etti. Ve biz rivayet deyince elbette vahyi rivayetin ötesine koyuyoruz. Vahiy bizim için bir rivayet değil. Vahiy adı üstünde. Vahiy kendisine de bunu söylemez zaten. Bu kelime de Arapçadır. Bu kelimeyi kullanmaz vahiy. Vahiy bizim için hayattır. Her an inen bir şeydir. Kur'an ismi onun için konmuştur. Kur'an bir kere değil, sonsuz kez. Sonsuz kez de okunan. Bu manada rivayetin otoritesi dediğim şey nedir peki? Bir hakikat anlatılacak değil mi? Eğer o hakikati siz tecrübenizle bulun, keşfedin, söyleyin, onu dinlemiyor. Yani kadim Arap aklı bunu dinlemiyor. İlle de birinden nakletmeniz lazım. O zaman bizimki doğru bildiği şeyin altına üstüne bir senet, altına da bir imza atıyor. Onun için vaz ediyor. Vaz ediyor. Yani onun için bazı alimlerimiz derler ki uydurmak zorundaydılar. Çünkü doğru bildikleri fikirleri benim fikrim dese kimse dinlemeyecek. Sen de kim oluyorsun diyecek. Üstüne bir anane ile efendim senet dizdi, altına da bir imza yazdı mı dinleniyor. Dolayısıyla rivayet, yalan, hadis, haber kültürünün arka planında böyle bir ihtiyaç çekiyor. Ama bu o gün ihtiyaçtı. Bunu bugün ihtiyaç haline getirmiyor. Bunu ya böyle bir metafizik çözümleme var İbn Arabi'nin diyelim. Ama hadis demeyelim bunu. İbn Arabi'ye ait bir çözümlemedir. Hakikaten de dikkate alınması gereken bir çözümlemedir. Çünkü gerçekten daha güçlü metafizikler görmüyorum. Bunun arka planını çok güzel dolduruyor çünkü. Ama buna hadis falan demeyelim. Alakası yok. Allah Resulüne iftira olur. Men kezebe aleyye fel yetebevve mak'adehu minennar müteammideni. Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh duymuş bu haberi naklederken birin birine. Peygamberimizin ağzından bunu ben de duydum ama o müteammiden orada yoktu. Sen nereden koydun oraya demiş. Yani kim benim arkamdan kasıtlı olarak bir yalan uydurursa. Kasıtlı olarak ifadesi hadisin aslında yokmuş. Kim benim adıma bir yalan söz koyarsa cehennemdeki koltuğuna hazırlansın. Bu yalan yanlış olmak zorunda değil. Zaten yalan aynı zamanda yanlış olursa ona mevzu hadis denmez. Onun başka bir adı var. Neydi? Münker. Münker hadis. Aynı zamanda yanlış da olursa. Ama doğru olursa ona mevzu diyoruz zaten. Anlatabiliyor muyum? İçeriği doğru olabilir. Ama levlake levlakin içeriği de doğru değil. Sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım. Allah'ın yaratmasını herhangi bir sebebe bağlamak, Allah'ı determinizme mahkum etmek değil de nedir? Bunu nasıl söylersiniz? Essamı. Öyle değil. Hiçbir şeye muhtaç olmayanı birine mi muhtaç etti? Allah Resulü duysa adamın kulaklarını çekmez. Resulullah'a ikram mı olmuş oluyor? Büyütmek mi olmuş oluyor? Bu ne biçim iş? Onun için hala bakın gidiyor, gırla gidiyor. Ve cahil vaizi kürsüye oturtuyorsunuz, ağzından çıkan ikinci cümle bu. Aman Allah, aman Allah. Allah Resulüne iftira etmesin. Allah Resulünün sırtından geçilmez. İftira etmesin. Evet, Allah olmayandır, olanın zıttıdır. Akla gelenlerin tam zıttıdır. İfadeleri meşhur, anlaşılamayan, uzak bir Allah'ı ifade etmiyor mu? Hayır. Aklınıza ne geliyor? O Allah değildir. Yani bu böyle bir şey Allah olmayandır, bilmiyorum böyle bir şey söyledim mi? Hayır. Aklınıza ne geliyor? O Allah değildir. Bu da bana ait değil. Kelamcılarımıza ait ve güzel bir söz. Dolayısıyla hakikaten akla gelen Allah değildir.
Çünkü Allah'ın zatı akla gelemez zaten. Onun için Efendimiz Allah'ın zatını düşünmeyiniz der. Zaten düşünemezsiniz de. Düşünmeyiniz, düşünmeye kalktığınız zaman beceremeyeceğiniz bir yükün altına girmiş olursunuz. Evet. Hocam manevi bir beden ve kalpten söz ettiniz. Bu konuyu biraz daha açar mısınız? İnsanın ölümlü bir bedeni olduğu gibi bir de ölümsüz bedeni. İnsanın manevi bir, maddi bir kalbi olduğu gibi manevi bir kalbi de var. İman eden ve inkar eden, kanı pompalayan bu kalptir. İman eden ve inkar eden o kalptir. O kalp imanın ve inkarın makarıdır. Dolayısıyla bu kalp hastalanınca nasıl tüm organlara yansıyor ve insanın hayat kalitesi düşüyorsa, manevi kalpte hastalanınca insanın iman kalitesi düşer. Onun için manevi bir kalp dedim, böyle açıklayabildim. Başka türlü açıklayamadım. Kur'an buna fuat diyor. Fuat. Fuat nedir? Nerede bulacağız biz fuatı? Ef'ide. Ef'ide. Onun için işte odur. O manevi karşılıktır. Dolayısıyla başka bir izah yapamadığım için böyle yaptım. Efendim, bitti diyecektim, sevinecektim ama evet. Bizi aydınlatıp Kur'an'ı daha iyi anlamamıza evet, yüksek lisans. Vesile olduğunuz için Rabbim de sizin hem dünyanızı hem de ahiretinizi aydınlatsın. Amin. Hocam Allah kitabınız Macarca'ya çevrilmiş. Rabbim hayırlı ve mübarek eylesin. Nasıl temin edebiliriz? Elhamdülillah. Keşke getirseydim size. Gördüm. Efendim. 10. dil bu. Kitaplarımın çevrildiği 10. dil Macarca. Macaristan'da Macar Leyla'mız çevirdi bunu. Adı Leyla değildi. Mümin olduktan sonra Leyla oldu. Buralardan da geçti Leyla'mız. Şimdi dinliyor olabilir Budapeşte de. Ona selam söyleyelim buradan. Ellerine, yüreğine sağlık canım. Rabbim seni desteklesin. O kitabın sayfaları adedince ömrüne bereket katsın inşallah. Eşi Ali'miz aldı geldi kitabı. Hocam dedi, ilk meyvemizi verdi. Ben anlamadım. Meğer 15 gün geçmeden bir Macar eline almış, kitabı okumuş, ben iman etmeye geldim. Elhamdülillah. Ben senin bir yayında kimsin? Şahit diye taşa düşüyoruz. Yar bana bir şahit. Yarın başka çaremiz. İmanımıza şahit arayacağız. Onun için bir kişi daha şahit olur mu? Derdimiz mi? Tasamız mı? Kederimiz mi? Onun için bana dünyaları bahşetseler bu kadar sevim. Bir insanın hidayetine vesile oldum dediler mi? Bu Allah'ın kuluna yeryüzünün anahtarını verseniz bu kadar sevinirim. Onun için elhamdülillah. Size ben bir tane hediye edeyim. Barış Biçer kardeşim. İnşallah gelin. Sizsiniz değil mi? Tamam. Size bir tane hediye edeyim inşallah. Tamam. Meal tefsirinizde 1269 not 5'i anlamadım. Yetim olma ihtiyaç kötü şeyler değil ki neden Allah'a nispet edilmesin ya da nasıl edilmesin? Ondan gelen bu şeyler irade dışı değil mi? Şu anda hatırlayamadım. Meal-i Şerif önümde efendim ama vakitte bayağı toparlandı. Ben bunu cebime alayım. Bir şey olarak bakayım inşallah. Eğer düzeltilmesi gereken bir şey varsa düzeltiriz. Yoksa siz kendinizi düzeltirsiniz.
Ben dini nikahla bir evlilik yaptım. 3 sene sürdü ama eşim ilk eşine geri döndü. 3 aydır kendisiyle görüşmüyorum. Üzüldüm. Sorusu dahi üzücü. El kesilmesinin Kur'an'ın ihdas ettiği bir ceza olmaması vurgusunu nasıl anlayacağız? 190. Evet, doğrudur. Kureyş bu cezayı nereden almıştır? Evet. El kesilmemesinin Kur'an'ın ihdas ettiği bir ceza olmamasını neden vurguladın? Bu konuda bazı cins fakihlerimiz çok güzel bir tasnif yaparlar. Ata ilk bu tasnifi yapanlardan biridir. İkinci nesildendir İmam Ata. İlk yapanlardan biridir. Eğer Kur'an'daki bir hüküm vahyin kendi ihdas ettiği bir hüküm değil de daha önce gelenekte uygulana gelen bir hükümse o hükmün uygulamasında zaman dikkate alır. Anlatabiliyor muyum? Çünkü orada maksada bakılır. Hele bu hudutla ilgiliyse. Çünkü hudut yani cezalar, geri dönüşü olmayan cezalar özellikle Efendimizin de üzerinde çok hassas olduğu ve en ufak şüphede düşürdüğü ve düşürmesini emrettiği husustur. İbre-ül hudude bir şübehat der onun için. Geri dönüşsüz cezaları en ufak şüphelerle düşürürüz. Çünkü geri dönüşü yok. Adamın elini keseceksiniz fakat hadi bir yanlışlık oldu. Yani hukuki bir hata işlendi. Nasıl olacak? Geri dönüşsüz çünkü. Geri dönüşsüz cezalarda tereddüt ve şüphe sanığın lehine. En ufak şüphe dahi. Efendimiz bir kişiye tatbik etti. O tatbikatta da hırsızı malının üstünde yakaladı bir adam getirdi. Ve hatırlı bir kabilenin mensubuydu hırsız. Hatırlı bir kabilenin mensubuydu ve tatbik etmemesini istiyorlardı, ısrar da ediyorlardı. Yani hukukun ahlakını yok etmeye kalktılar. Hukuku ahlaksızlaştırdılar. Allah Resulü hukukun ahlaksızlaştırılma girişimlerine de tepki. Vallahi kızım Fatıma da olsa keserdim. İşte bunun üzerine söylüyor. Tüm şartlar uyuyordu. İhtiyacı olup mal çalanın eli kesilmez. Belli bir limitin altında mal çalanın eli kesilmez. Gıda, yiyeceği şeyi çalanın eli kesilmez. Yani birçok şartı var. Birçok. Açıktaki malı çalanın eli kesilmez. Kilitlenmemiş olan yerden çalanın eli kesilmez. Vesaire. Yani birçok şartı var. Dolayısıyla o infaz edildi. Resulullah'ın yüzüne baktım diyor. Sapsarı kesildi. Ve hırsızı malının üstünde yakalayıp da getiren adama döndü dedi ki vallahi siz şeytanın askerisiniz. Hırsıza demiyor. Hırsızı yakalayıp da getirene. Burada durayım. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Daha bu konuda söyleyecek çok sözüm var. Ama artık ben şişeyi vurdum taşa. Yani yanlış anlamayın demeye artık şeyimiz kalmadı efendim. Yanlış anlama ne ki efendim? Tam tersinden anlamayın da diyecek halim kalmadı. Artık nasıl anlarsanız evet, yine Meali Şerif'ten bir not, 1260 not 13. Nefsini Allah'ın elinden satın al, lafzen ne demektir? Ha, lafzen. İşteri nefseki minallah. Hadiste böyle geçiyor. Müennes formudur, nefseki, ki, efendim, şeyi. İşteri nefseki minallah.
Nefsini Allah'ın elinden satın al ey Fatıma. Vallahi yarın senin için de bir şey yapamam. Ne demek? Lafzen bu. Yani orijinalinde geçen lafız bu. Eğer bunu soruyorsanız. Peki manası ne demek? Yani sen sana Allah'ın verdiği bir borçsun. Kulluğun da bu borcun karşılığıdır. Din deyin kökünden gelir demişti. Din kelimesini şeyden bulun bir zahmet. Şimdi okurdum size, çok güzel bir not var. Efendim indeksten. O nota bir bakın. Meali Şerif'ten din kelimesine düştüğüm notu okuyun inşallah. Din borç demektir. Hatta daha girişler bir not olacak. Meali su gibi içen henüz daha aranızda olmamış mı? Okuyup bitiren var mı? Haymar. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. İmamlarımız gene imam oldular. Önder oldular. Allah onlardan razı olsun. Peki okudunuz ama bitti mi? Tamam. Tamam. Ne olur bitmesin. Ne olur bitmesin. Allah'ınızın aşkına. O ömürlüktür. Anlık değil. Ömürlüktür. İnşallah. Vahyi elden, dilden, gönülden, gözden, yüzden, özden düşürmeyelim. Sözden de düşürmeyelim. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.